Yine bayramı kazanmadık. Ben yerlerden silikon temizleyerek kazandım. Yedirmeyeceğim hakkımı. Benim 56 milyar kaybım var. Ben paramı istiyorum. 175 milyar verdim. Hepsinin hayali aynıydı. Bir devremülk sahibi olmak. Yıllarca beklediler ama boşuna. İnsanlara yer gösterip devremülk vereceğiz, mülk vereceğiz diyerek kandırıp paralarını toplamışlar. İddiaya göre Kartal'daki bu inşaat firması önünde eylem yapan herkes 4 yıl önce devremülk sahibi olma hayaliyle bir sözleşmeye imza attı. Ancak üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen ortada ne edindikleri bir mülk var ne de proje. Yalova Armutlu'da yapılması planlanan devremülk tesisler 2 etaptan oluşuyordu. Birinci etabı tamamlandı. Ancak iddiaya göre ya tapular teslim edilmedi ya da evler birden fazla kişiye satıldı. İkinci etabınsa henüz temeli bile atılmadı. Taahhüt edilen yer bu devremülkü yapacak firma üzerine dahi kayıtlı değil. Nasıl yaparsınız siz benim gibi özürlü bir vatandaşa bunu? 113 bin lira peşin para verdim. 2014 Aralık ayında teslim edileceği söylenen daireler 2018 oldu, halen daha yapılmadı. Kimisi evini sattı, kimisi de tüm birikimini bu projeye yatırdı. Üstelik sayıları bu kadar da değil, binlerle ifade ediliyor. 1800'e yakın kişi var, en azı 20 bin lira vermiş. Ben tırnaklarımla kazandım o paraları. Benim 56 milyar kaybım var ve ben bunlarla uğraşmaktan 3 yıldır kanser hastası oldum. Ben TOKİ'den evimi sattım, ben paramı istiyorum. İddiaya göre mağdurlar binlerce lira borcun altına girdiğinin farkında bile değildi. Önlerine böyle bir sözleşme sunuldu. Her bir sayfaya tek tek imza atıldı ve o sayfaların sonunda arkaya gizlenmiş bir senet vardı. O senet daha sonra iddiaya göre mağdurların aleyhine kullanıldı. Normal sayfaya imza atıyormuş gibi görünüyorsunuz ama maalesef senede imza atmış oluyorsunuz. Bu da bir yanıltma. Bono haline getirilmişi sonradan buradan ayırıp bono halinde kişiye karşı kullanılıyor. Firma yetkilileri yaşattıkları mağduriyeti kabul ediyor ve projenin devamının Mayıs ayında başlayacağını iddia ediyor.